Çocukluğundan bu yana biriktirdiği tongurdaklarla koleksiyon yaptı. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde besicilikle uğraşan Abdullah Eroğlu, küçük baş hayvanların boyunlarına ses çıkarması için takılan ve tamamen el emeğiyle yapılan tongurdakların çocuk yaşlardan itibaren koleksiyonunu yapıyor. Bizde bir dededen gelme bir koyunculuk mesleğidir bu. Bu da bende bir hastalıktır. Yıllardan beri ustalarımdan, çobanlarımdan siparişler olsun getirttirdim. Bu şekilde bir kendime göre bir koleksiyon yapmış oldum yani. 250 adet toplamda vardır. Şu anda 200 kadar burada var. 50 tanesi de koyunda takılı yani. Mevcut koyunda takılı yani şu anda. Bunlar yani ne işe yarıyor? Size ne fayda sağlıyor? Bunlar çok şeye yarar. Niçin çok şeye yarar? Şu anlamda özellikle koyunun bölünmesi dediğimiz olay vardır. Arkada kalmadığı falandır. O bakımdan bize çok büyük avantaj sağlar. Ve bir de her çobanın kendine stili vardır diyelim. Sevdiği bir stil vardır. Ona göre bir tangırdak döşer. O tangırdaklar da nerede çobanın kendi koyunu sürüsünü bilir. Sesinden. Nerede kendi koyunun sürüsünü bilir yani. Herkes çobanı o şekilde bilir. Bölünmeyi önler. Kurt geldiği zaman köpeklere çok büyük bir yardımcıdır. Kolay kolay tangırdak takılı koyunu kurt yaralamaz. Ve ona belki uzak durur yani işin açığı ses çıkartmasın diye yani. Baya bir avantajı vardır. Yayılımı güzel yayılır, rahat yayılır. Yayılımda yayılan koyun çok rahat yayılır. En eskisini çobanımdan almıştım bunu. Bana bir hatıra olarak verdi. Küçük yaşta dedim ya 70 senelik vardı. Ona ben 3 tane kısır parası verdim bir kele almak, 3 kelek almak için. Çocuk yaşta bu merak geldi. Tabii. Her zaman bu merakım vardı yani. Bazen yani bu işi yapabilmek için yani bu işi hevesimde yani tenekeden bile yaptığım olmuştur yani öyle bir hevesim vardı yani. Bakımlarını gözünüzle bakıyorsunuz. Bakımlarını iki türlü bakım yapıyorum tabii ki yani. Mesela güz döneminde bunları silerek ve yağlayarak iki türlü yağlama yapıyoruz. Bir traktör yağıyla da olabiliyor ya da kuyruk yanından koyunların kuyruk yanından da yağlama yapıyoruz. Mazuttan uzak tutuyoruz çünkü mazut şey yapıyor kabartma yapıyoruz sadece. Bunlar zaten çoğu bakır karışımı olduğu için yani sesi oradan alıyor yani. Aldım ben. Her yer gittiğim yerden bir kelek seçmişimdir. Almışlığım vardır yani. Hevesim odur yani benim. Evet. Çocukluğundan beri sürüyor. Çocukluğundan beri hevesim vardır ve bu işi hala da almaya da devam ediyorum. Gördüğüm zaman da dayanamıyorum yine de almaya çalışıyorum yani. Getirtmeye çalışıyorum ustalardan. Sipariş vererek getirtiyoruz yani. İlerleyen dönemlerde bunlar ne yapacaksınız? Çocuklarınızın mirasını. Valla tabii ki çocuklarıma miras bırakmayı düşünüyorum yani. İnşallah onlar da devam ederler. Temennim odur yani. Bu benimki hastalıktır yani. Bu benim hastalığım yani. Hobi özel amaç. Biraz. Hobi amaç. Çocuklar peki. Ama bu kesin farklı bir kesin ya. Özel bir kesin. Farklı mı? Uzun kulaklı bir sürü var. Öyle bir geçiş, özel bir geçiş yani.